kaza olmuş, yürümen orada olmuş bitmiş de biraz oraya takıldık, evet, biraz şey yaptık falan. Bir 15 dakika geciktik. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Geciktiğimiz için Çelebi'de de programımız var. Evet. Ben direkt konuya gireyim. Buyur. Hava da soğuk. Evet. Herkesin zamanı da kıymetli. Kardeşlerim biliyorsunuz işte biz bir yola çıktık. Duymuşsunuzdur. Biz de yakinen bir geleyim. Hem sizi tanıyayım hem siz beni tanıyın diye teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. Ben elektronik imza belki duymuşsunuzdur. Elektronik imzanın sahibiyim. Elektronik imza ne yapıyor? Gençler tabii hemen biliyor. En çok gençler haşır neşir bu elektronik dünyayla. Yaptıkları altyapının hem yazılımını geliştiriyoruz, yapıyoruz, hem de vatandaşa elektronik imza hizmet veriyor. Bilgisayarın başından hizmet alıyor. Bir yanda bunun yapımızdan yazılım geliştiriyoruz kamu kurumlarına. İhaleleri yayınlarız. Genel anlamda birkaç sektörde ben iş yapıyorum. Tabii iş yerlerimin hepsi Ankara'da. Deliceliyim bu arada. Allah nasip ederse de bu dönem, 25. dönem Kırıkkale'den, memleketimizden, milletvekilliğine AK Parti'den aday olduk. Amin cümlemiz için, hepimiz için, memleketimiz için hayırlısı uğurlusu olur inşallah. İnşallah. Bu anlamda da sizlerden destek bekliyoruz. Eğer partimizin gerekli kurulları uygun görürlerse, sizler desteklerseniz, vatandaşımız da teveccüh ederse, Allah nasip ederse, memleketimizin, insanımızın, teşkilatlarımızın Ankara'daki sesi, adresi olmaya talibiz. Ben diğer siyasetçilerden biraz farklı olabilirim. Karakterim, mizacım da benim biraz öyledir. Teşkilatların, partinin yükünü teşkilatlar çeker. Bakın hepiniz buradan, zamanınızdan, paranızdan... İş yerlerini de... Evet, aynen. Dükkanlarını kapatan gelen arkadaşlar... Ha bir de para gidiyor şimdi. Hayırlısı olsun. Şimdi, teşkilatlar bunun yükünü çekerler. Herkes de gönüllü yapar tabii bunu. Zorla yapıyor. Herkes isteyerek yapıyor. Hepinizden Allah razı olsun. Ama işte seçim dönemlerinde şöyle bir hatırlanır teşkilatlar. Evet. Ondan sonra maalesef bir daha kimse misafir ağırlamayı benim eşim de hatta zaman zaman da söylenir ya her gün mü gelir bir insan misafirliğe eve diye. Ben misafiri severim. Bizim kültürümüzde bu var. Misafirliğe gitmeyi, misafirin gelmesini. Hepinizin oradaki adresi, oradaki bürosu, oradaki kardeşi, oradaki evi gibi hissedebileceği bir alanınızın olacağını Allah nasip ederse ben burada herkesin huzurunda buna söz verebilirim. Bunun dışında da çok fazla ahkam falan da kesmeyeceğim. Biz birbirimizi biliyoruz zaten, biz bu toprakların insanıyız. Geleneğimiz belli, göreneğimiz belli, kültürümüz belli. O anlamda sizlerin de düşüncelerini de öğrenmek isterim tabii ki. Yani sizler nasıl bakarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Yerinden tutun. Buna yalnız kalmayalım. Madem bu işin yüklü bir şekilde, tabii seçmen verirken talepler oluyor. Talepleri yukarı iletmemiz lazım. Kim edebilir? Yani bizden tam bir şey olmaz. O talepleri ilettiniz, sonuç alamadınız ya da iletemediğiniz de yani olsa da siz zorlandınız. Kesinlikle yani. Burada sanat istihası yok. Gençlerimiz olmaz. Gençlerimiz de istihası olması lazım. Yani burada olsun. Tabii ne işte. Maalesef kesinlikle. Her geçen sene. Hani, vekillerimize hukuk yok. Ama şu var. Mesela biz bir yere seçmeyiz. Adayımız geldi, sağda solda söz verdi. Emin olun, ekonomik boyutu geç. Aldığımız maaşı üstüne cebimizden fazlasını harcayarak başkanla beraber sırf vatandaşın taleplerine uğurmaz. Bunlar unutulmaması lazım. Beklentimiz bu. Gerçekten hükümetimiz güzel projeler yaptı. Bu ülkede bir çağ değişimi sağladı. Bu ülkede yenilikler yaptı. Bu ülkede özgürlükleri kazandırdı. Bunlar yok dersek çok büyük saygısızlık yaparız. Fakirin, urabanın, mağdur olan insanların tamamına devletimiz her türlü imkanı veriyor.
anneye babaya. O yüzden Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. İnşallah Kırıkkale için hayırlısı neyse o olur. Kırıkkale var mı daha? Getirelim. Bu dönem ve geçmiş dönemlerden iktidar olarak nimetlerini anlama. Sanayi alanında bizim keskinlik beklentimiz sanayi alanında. Beklentimiz de bu. Yani organize sanayimizi Kınar nokta yok. Kurulun arkadaşımız. Beklentimiz bu. Bizim siyasi beklentimiz de tabii ki sizleri de biz vekil Allah nasip ederse vekil olarak da göreceğiz. Olmadıysanız yine sizi bulacağız. Allah yine sizi çare yapacağız. Yani bunu bilin ki ben buradan arkadaşlara kadar ediyorum yani kapınızı çalarız. Bugün bürokratlarımızı hep ziyaret ediyoruz. Bugün Kuşut abi olsun, bugün Murat abinin oğlu olsun, bugün Turgut Özdek olsun. Bu şehirdeki bürokratların tamamını mesela Kalkınma Bakanlığı'nda bir hemşehrimiz var. Yeni genel müdür oldu. Kırıkkale'nin beklentisi çok büyük. Bize 3.750 lira para geldi. Bizim şu andaki yatırım yapacağımız ihtiyaç olan rakam 12 milyon. Borcumuz ve kapanan belediyelerin 30 milyon var. Bu yüzden bu tür beklentilerimiz var sizden. Kolay bir şey değil. Kırıkkale şehir zor. Şartları zor. Ekonomisi kısıtlı bir şehir. Ama inşallah sizin gibi tecrübeli büyüklerimiz bu projelerle bunu kırar. İnşallah. Beklenti fazla. İnşallah hayırlısı. İnşallah. Teşekkür ederim. Hepimizin hikayesi birbirine benzer aslında. İlkokulu köyde okuduk. Tabii ortaokul yok. Hadi lisan ise hak getire. Eğitim hayatına devam etmek için Ankara'ya gittik. İşte eğitim hayatımızı orada sürdürdük. Cenab-ı Allah nasip etti, bizlere ulaşmış durumdayım. Yani 41 yaşındayım. Maddi bir doyuma ulaştım. Sonra insan dünyaya, hayata sadece para kazanmak için gelmiyor. Ya da sadece kendini düşünmek için de gelmiyor. Şimdi kendiniz biraz ekonomik olarak rahatladığınızda bir çevrenize bakıyorsunuz. Daha yanında kim var? İhtiyacı olan var mı? Önce aileden. Kardeşin durumu nasıl? Yeğenin durumu nasıl? Ondan sonra orayı toparladıktan sonra şu bizim köylülere bir bakalım diyorsunuz. Şimdi ondan sonra hadi bir ilçemizde okuyan, efendime söyleyeyim kafası çalışan ama ekonomik durumu olmayan insanlara hadi bunlara burs verelim. Ondan sonra ben İş Adamları Derneğimizin, federasyonumuzun da genel başkan vekilliğini yapıyorum. Orada hadi Kırıkkale'ye bir şey yapalım. Yapalım ama bugüne kadar böyle geldik. Siyasi gücünüz olmadığı sürece bu yapacaklarınız sınırlı. Bir yere evet. Şimdi ben iş adamıyım. Ben bürokrat değilim. Evet. Şimdi herhangi bir hemşerim gelse dese ki yahu bizim çocuğun şurada bir sınava girdi, şu iş olacak. Şimdi ben bakıyorum, benim orada bir arkadaşım, tanıdığım varsa rica ediyorum. Yoksa yok. Ama siyasetçi olsanız hiç önemli değil. Arayayım, kim var orada? Bağlayın bana, tamam, kim varsa. Değil. Evet, tamam, değil, tamam. Kardeşim benim şöyle şöyle bir işim var, bunu hallet, bana dön. Tabii. Bitti. Siyasetçi şey olur. Tabii. Aslında ben sorunu şurada görüyorum. Hani siyasi gücü elde edenler, gücü elinde bulunduranlar onu ne kadar kullandıklarına bağlı. Eğer o etrafına evet, etrafına faydalı olmak istiyorsa vallahi yapamayacak iş yoktur. Ya bizim insanımız az önce işte meclis üyemi söyledi. Ya bizim istediğimiz iki tane şey var bizim insanımızın istediği. Ya benim oğlan işe koy ya da bizim bir tayin işimiz var diyecek. Kalkıp da sana yani böyle olağanüstü şeyler söylemeyecek ki. İki tane talebi var. Niye? Çünkü iki temel ihtiyacımız. Ya çocuklarımız işsiz ya da çocuğumuzun bunlar hallolmayacak şeyler değil ama galiba biraz ona mesai harcaması lazım. Biraz şimdi, uğraşması lazım. Onu kat ederseniz mesela Güneydoğu milletvekilleri çok iyi yapıyor. Çok iyi. Mesela onlar çok mesela diyoruz mesela. Adamlar işte ev tutuyorlarmış bir de gelen misafir için verirsin. Bizim Taçay olacak da telefonla işte böyle randevu evet, olacak da evet. Öyle. Mümkün değil. Normal gidip de görüşmek, vekiller. Yani aradaki mesafeyi uzatıyorlar. Bizim aslında, halkla... Aslında Güneydoğu'nun milletvekilleri iyi çalışmıyor. Söyleyeyim. Ekip var ama işte. Vallahi vatandaşı geliyor, gidiyor, söke, söke, ama söke alıyor. Ulaşıyor ama şimdi mesela biz geldik yani.
İşte meclise varıyoruz. Kapıda kaldık. Dışarıdan şimdi eskiden yani giriyordu. Şimdi içeriden gel demeden giremiyorsun. Hani eskiden o olmazsa atıyorum işte sizi göremezsek başka birini görüyorduk mesela. İçeri giriyorduk. Şimdi öyle değil ki kapıdan düğmeye basıyor. İşte gelsin derse geliyorsun. Yoksa giremiyorsun diye yani. Ne oluyor? Vekil ile halkın arasındaki kopukluk oluyor. Doğru. Niye biz vekil seçiyoruz? Bizi temsil etsin, biz oradayız diye. Evet. Ama bu sefer ne oluyor? Vekil yukarıda, biz aşağıda, arada bir uçurum yani. Var. Görebilirsek. Tabii halk da ondan sonra şimdi kızıyor diye. Okulların taşların yerine oturmasıyla ilgili bir sürü şey değişti ama bir şey daha değişti aslında. Nasıl siyaset teşkilatlarına, benim vatandaşıma hizmet edeceksin kardeşim. Buraya yan gelip yatma yeri değil. En kısası BİMER mesela, şimdi bir sıkıntısı olan insanlar internet üzerinden BİMER'e mesaj atıyor. Adam daha internet kapatmadan birkaç gün sonra nerede sıkıntısı varsa ulaşıyor. Yani burada dediğiniz gibi devlet bunu yapmak istiyor yani ve yapıyor şu anda dediğiniz gibi. İşte bizim mevcut il başkanımız ve il yönetimi teşkilatlarımız Kırıkkale'de kim giderse kapısını çaldığı zaman muhatap oluyor. Aynen. Çözüm noktasında gerçekten teşkilatlarımız geçmiş dönem ve bu dönemde dahil herkes mağdur. Vekillerimize de eğer yoğunluklar yoksa başkan da burada, nankörlük yapmayalım. Ne zaman gittiyse bulduk. Çözüm noktasında yardımcı olmak için elime gelenini yaptılar. Tabii ki Kırıkkale büyük bir şehir, işsizliğin fazla olduğu bir yer. Kolay değil, onlara da söylüyorum. Çünkü %40, %50 bir işsiz olan bir şehirde. Bir de Kırıkkale'nin adamı çok büyük talebi. Mesela çözüm noktasında bir maliye uzmanı var, eşi Ankara'da. Arkadaş Zonguldak'ta, Zonguldak'a tayin yapıp diyor, gitmem diyor. Şimdi vatandaşımız da sorun. Yani yardımcı olma noktasında, çözüm noktasında ikisini birleştirelim, Zonguldak'a götürelim diyor. Yok diyor. İllere diyor, Ankara'ya götürüyor. Şimdi siyasi bürokratımız az. Bürokratımız çoğalmadığı sürece siyasilerimizin gücü azalır. Evet. Şimdi tayine, terfiye, bürokrat olsa bakar. Nerede yaşıyoruz? Bürokratımızın az olduğu için. Evet, ben çok o noktada yaşıyorum. Gidelim. Daha önceden şehirlerde mesela AK Parti hükümetten önce 20-30 tane genel müdür, müsteşar hemşehrilerimiz var. Ama şimdi bakıyoruz en fazla elimizde sayısı 10 tane çıkmaz. Bunlara sahip olmamız lazım. Bir de gelen arkadaşlarımızın bir önce verimli olması lazım. Şimdi mesela ben geliyorum, hemen kalkıyorum, belediye başkanı da yapıyorum. Ya ben bilgene ne becerim ya, ne yapacağım? İnsanlar beni de kabul edecek mi, beğenecek mi? Hemen vatandaş kazı alıyor, kalkıyor, oluyor. Başkanımız da çıktı, kadar oluyor. Bize kaybettiler, arkadaşlar bir hafta sonra görebiliriz. Yani o yüzden Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını versin. Sizin için de hayırlısı olur. Tecrübeniz var. Gerek Ankara'daki genel çerçevedeki çevrenizde Kırıkkale'sinin fayda olacağı kanaatindeyiz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Cemil cümlemizin. Sayın Başkanım ben teşekkür ediyorum. Biz Allah teşekkür razı olsun. Hep sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Cenab-ı Allah hakkına da hayırlısını versin. Amin. Nasip neyse o takdirle hayırlısı olan da hayır olduğuna inanıyoruz. Tabii ki. Peki. Biz... Affedersiniz isim? Orhan Kılıç. Orhan Kılıç. Orhan Kılıç. İsminizi bilmiyorum da. Evet. Cismimizi de başkanıma bir gösterelim dedik. Yani ismimizi duyuyordur mutlaka. Valla başkanım bir yola çıktık. Memleketimiz için, ülkemiz için, bizler için, hepimiz için hayırlı olur inşallah. İnşallah. Allah'ım evet. Amin. Teşkilatlarımızı bir ziyaret ediyoruz. Belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Sizleri de bu noktada ziyaret edip hem dualarınızı hem de Allah, desteklerinizi alalım. Allah muhafaza etsin. Allah razı olsun. İnşallah. Siz nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Şükür olsun. İyisiniz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. İyi, şükür olsun. Bugün programımız var. Fazla da zamanımız yok. Sizle böyle uzun uzun sohbet etmek isterdim. İnşallah sohbet için de zamanımız olur. Bugün bizim kusurumuza bakmayın. Estağfurullah, rica ederiz. Haberimiz olsa daha güzel karşılayalım. Vallahi razı olsun. Bundan daha iyisi olmaz başkanım. Ne olacak? Önemli olan sizin güler yüzünüz, iyi niyetiniz. Kim bizim göz bebeğimiz ya. Rahatlarsa, belediyemiz rahatlarsa biz de biz de rahatlarız diyorsun. Başkanım bize müsaade. Estağfurullah. Kusurumuza bak. Rica ederim. Sandık başlarında üyeleri. Başkanım sağ olun. Durun. Stat demedi. Tabii pek bir zamanımız kalmadı. Süreç daraldı.
İşte size de hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Aleykümselam. Aleykümselam. Orhan Bey nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a çok şükür. Allah iyi seversin. Yoğun bir şekilde hoş duruyorum. İnşallah. Allah hakkınızda kim hayırlıysa Kırıkkale'ye ülke için dua ediyor. Evet. Hayırlı olan, çalışan Allah nasip. Bak şeyden ben çok memnunum. Ben açık ve net konuşuyorum. Başkanım da Ramazan Can'dan biz çok çok memnunuz. Oğuz'dan hiç memnun değil. Beşir'den hiç memnun değilim. Niye de? Bak bu dönemde ben 30 senelik şeyhim, Kadri Şeyhim, Ahmet Efendi benim adım. Benim türbemi kapattılar. 5 yıl hapis cezası verdiler. Allah şahit olsun. Bak kardeşim bilir. 5 yıl. Hiç ceviz kabuğunu doldurmuyor. Ne? Türbeyi ziyaret ettiriyorsun derim. 677 yataklı. 700 senelik türbe. Dergahımı kapattılar. Derneğimi kapattılar. Derneği niye kapatıyorsunuz? En azından deyin ki bir kurultaya gelin. Tüzük değil. Seyit Halil'de de türbesi yazdığı için orayı da kapattılar. Ben buna çok üzülüyorum. Beşir Atalay'ın hepsinin haberi var. Bir Ramazan Can Allah bin kere razı olsun bu işte sevdalı. İşi gücü nasip etsin ve yanındayım. Evet. Sizden de kim çıkıyorsa başımız, başım gözüm üstüne. Buraya gelen partilerimiz, adaylarımız bizim başımız gözümüz üzerine. Kim olursa olsun. Allah hangisini Allah mutlu ederse o gün geldiği zaman söz nefer gibi çalışacağız. Başkanın yanındayız. Aslanlar gibi onun yanındayız. O neredeyse biz onun yanındayız. Şimdi iki tane çok önemli güzel şey söylediniz. Birincisi birisi için burada olmadığı halde arkasından çok güzel bir şey söylediniz Ramazan Bey için. Başım gözüm. Dediniz ki bak böyle böyle çalıştı kardeşim. Ben Ahmet Bey geldiğinde de söyleyeceğim. Evet. Önüne geçeceğim. Eğer Ramazan Can'ı deskalifiye edersen ben hayır dualarımı sizin üzerinize eksik etmeyeceğim. Evet. Gideceğim. Vallahi diyeceğim bunu. Ramazan Can başım gözüm üzerine. Bak ne diyor? Yiğit öldürü hakkını kelbetme. Öbür ne türlü güzel. De Oğuz'a demiyorum kardeş. Oğuz benim hocam demiyorum. Bak Beşir Atalay'ın ben evinde okudum. 69'da evinde kaldım. Bir yıl. Ama demiyorum. Niye? Allah için çalışanı, o yolda yürüyenlere, o yolda muvaffakat olanların yanında olacağız. Evet, evet. Kim çıkarsa, hangi kardeşimiz çıkarsa partimiz diyeceğiz. Canımızın yettiği, kanımızın yettiği kadar bu davaya hizmet edeceğiz. Allah. Başkanın yanındayız. Allah razı olsun. Şimdi bu söylediğiniz dediğim gibi birincisi çok, ikincisi de başkanın yanındayız da çok güzel. Başım gözümüzde, tamam mı? Ben veriyorum. Siz ona inanıyorsunuz. O doğrusunu yapar. O bizim için elinden geleni yapıyordur. Hayırlısı neyse onu diliyordur. Olmasın. Her konuda güvenebileceğimiz, ola ki koltuğa geldiği zaman da kapımızın kapanmayacağını bize söyledi kendisi. Arkın evet. Başkanla bunu detaylara, her detayla görüştük. Hı. Sonuna kadar da sizin şeyiniz. Allah razı olsun. Kefiliniz. Biz de şimdi zaten birkaç gün sonra Allah nasip ederse toplanacağız. Evet. Başkanlarıyla kendi aramızda. Bunu da bilin. Biliyorum. Ramazan Bey'e de selamımızı söyleyeyim. Aleykümselam. Çok selamını söyle. Şeyhim böyle diyor de. Çok selamını. Oğuz Bey'e de gidersem ona da değil mi? Vallahi de. De. Vallahi de. De ki senden hiç memnun da sana dua etmiyor Şeyh Ahmet'te. De o. Vallahi de onu da de. Dua herkesin tasarrufunda. Ben istediğine eder, istemediğine etmez. Etmez. Bu budur yani. Ya da istediğine dua eder, istemediğine ben dua eder. Ben bu bölgenin işte ben 3-4 dil bilen Kur'an'ın hafızıyım. Maşallah. Ben Halil'i yetiştiren benim. Halil Ülüm, üçüncü sıra Afyon Milletvekili. Ben aynı zamanda bölgenin Alevi Ali Bey dedesiyim. Bak, bölgenin dedesiyim bir de şeyhiyim. Gittim, aman Afyon'a yetiş dediler bana. Afyon'a gittim, ben 40 gün Afyon'da kaldım. Geçen seçimde. Halil Ülüm üçüncü sıradaydı, korkuyordu. Hiç korkmadım. Topladım buradaki bütün Alevi vatandaşı. Dedim, dede size mürşitlik yolunda bunu gösteriyor. Verin ona dedim. Hepsi verdi. Ne oldu? Bir gün hatırımızı bile sormadı. O işi gücü rastgesi. Yine de işi gücü rastgesi. Bir gün hatırımızı dahi sormadı. Daha bana çay içmeye gelecek. Olsun, canları sağ olsun. Evet. Ben o yolu da biliyorum. Evet. Çünkü ben bürokrasiden geldim. Ben müdürlük de yaptım belediyede. Şimdi de esnafım. Armutlusun Çelebi. Şuradan koşsan Armutlu'ya varırsın. Ya. Şimdi Allah bir kere şu sistemi de indirsin Rabbim, Kırıkkale'nin üzerinden. Kim ki obalı, eğer keskinliği de ayırt ederse bütün lanetler onların üzerinde olsun. Eğer ki obalıyla keskinliği, buraları kaynaştırmaya çalışana da Allah bütün rahmetini ihsan etsin. Ramazan obalı, biliyor mübarek, biliyor. Dedim o işe asılırsa olur da biliyor. Esra da bizim yanımızda büyüdü, Esra da bizim evladımız. Esra da çok bir şey ama babasından dolayı biraz sıkıntılı. Onlar da biliyorlar, kahve hemen aldılar. Gençsin, aktifsin. Allah inşallah hayırlısıysa sana merak etsin. Amin. İstemez miyiz ya? İstemez miyiz? Hayırlısıysa nasıl? Orhan kardeşim istemez miyiz ya? Allah razı olsun.
Yani bu dava büyük bir dava. Bak daha hala nifakları, küfür ehlini daha içimizden atamıyor. Bak. Doğru. Adam gidiyor aslanlar gibi. Ulan ne demek? Bir ülkeye giriyorsun. Bir ülkeden bayrağınla, sancağınla 40 tane aslanı alıyorsun. Aslanlar gibi. Aynı Hümeyra'nın fil olup da gidip de diyorum Erbeh olayındaki gibi çıkarıyorsun. Adam diyor ki toprağını bıraktı da kaçtı. Vay namussuz ya, bak şu bak. Şuna bak ya. Şu zihniyete bak ya. Lan bir kimsenin burnu kanamamış. Ne mutlu Allah'ım ya. Oraya gidiyor aslanlar gibi. Arıyor bir operasyondan çıkıyor. Onun derdi o değil ki. Böyle olmasa da başka türlü olsa da biz oradan millete siyaset Allah bu AK Parti'yi var ya bu ülkenin başından dünyanın başından eksik etmez. Bir yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu aynen diyordu. Ya ben biliyorum. Endişelerimiz var diyordu. Şimdi tabii, başkanım tabii. Müsaade ediyorum. Şeyhim konuşuyor. Kusura bakma. Canım yerim sen. Ben 2009'da da adaydım. Belediye başkanı adı. Zahir'le beraber kaldık. Diskalifiye dedim. Ben CHP'deyim. Çocuk beraber biz tamam. Ha CHP'de olmamızın sebebi de vardı. Biz diyaloğu severiz. Muhabbeti severiz. İnsan ilişkilerini severiz. Misafiri severiz. İstişareyi severiz. O bakımdan yani size şunu söyleyebilirim. Allah nasip ederse memleketimiz için, ülkemiz için, bizler için hayırlısıysa Allah nasip ettiği takdirde yani siz şurası nasılsa Ankara'da sizin için öyle Allah olacak. Allah bunu ben böyle net bir şekilde söyleyelim. Ama hani ben diğer klasik siyasetçiler gibi falan da değilim. Daha düz bir insanım. Yani. İşte öyle geleyim de lütuf atayım, öyle diyeyim ama sonra da bakarız öyle bir şey yok. Yani ben buradan 20 yıl sonra da geldiğimde şurada oturacak, çay içecek, yemek yiyecek bir kapım olsun isterim. Allah bin kere razı olsun. Yani bu doğru şekilde değil. Hareket evet, eden insanlarız biz. O bakımdan valla hep duamız şu yönde. Ben kendi adıma Cenab-ı Allah'tan şöyle dua ediyorum. Ya Rabbi, benim için hayırlısı neyse onu nasip et. Bravo. Olmasın, emin olun zerre kadar üzülmem. Allah'a ben onun için dua ettim bu ya. Bu dönem olmaz, öbür dönem olur. Yani onun için olur. Dua ettim. Olur. Demek ki benim için bu. İnşallah. Hakkında hayırlı olan Allah'a yetmez. Ben hepinize çok çok teşekkür ederim. Sonra istediğiniz bir şey varsa da Allah razı olsun. Konuşalım. Başkanım kendi derse bizim değil. Sözlerimiz bu başka ne diyelim biz. Canınızı sağlayalım. Ben aldım. Adem Başkan'la biz gereken görüştük. Görüşeceğiz de nasip olursa. Kara geçiliği uğradınız mı? Öyle de Allah razı olsun. Bir şüphemiz yok. Yani, çok şükür. Yönetimimiz, ekibimiz, gençlik kolu, kadın kolları hepsi de kullanacak. Biz bunları da ön seçim olacak mı? Olacak mı ön seçim? Ön seçim olmayacak. Ön seçim değil de. Temayip. İnşallah. Komple ekip olarak onu kullanacağız. Sağ olsunlar yani arkadaşların çoğu da yönetimimde zaten. Allah razı olsun. Yani arkadaşlar hedefi gösterdiğimiz zaman şaşacağını zannetmiyorum. Allah'ın izniyle. Siz bir de iade ziyareti yapın başkanıma. İnşallah başkanımla bir iade ziyaret edin başkanım. Biz müsaade sağlayacaksınız. Gelen emeği geleceksiniz. Ya işte bunu halka sunsalar derken. Evet. Daha bir de olur. Bir de sana der ki ya ben şu vekili istiyorum der. Ama bu ilçe başkanlarına bir yük ediliyor. Bence de. Şimdi biz çıkana tabii ki destek vereceğiz. Tabii ki çalışacağız son şeyine kadar. Ama ilk önce bir ilçe başkanlarıyla yani vekil adaylarımızı bir karşı karşıya getiriyorlar. Evet. Ya karşı karşıya gelmesek daha iyi olur. Tabii. Ben de öyle istiyorum yani. Ben vekiline bir sandık konsun her yerde. Ha. Ondan sonra milletin istediği vekili atsın. Ondan sonra hangisi çok çıkıyorsa oyun. Ona da olmaz. Adet olsun. Kendini. İstediği vekil olursa teşkilatlar çok iyi çalışır. Ya senin istediğini versene. Yani gönül yani, onu istiyor. Ama sen yanlış yapıyorlar. Şimdi bazen özür dilerim başkanım. Bazen oluyor ki artık teşkilatın içindeki insan dahil oy vermek istemediği insanlar oluyor. Yani ben çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. Yani şimdi zaten teşkilatta da beraberiz. Yani 38 tane bildiğim kadarıyla aday adayım. Aynen. 32. Yok. 38 tane diyen var.
32 tane oluyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman bunun içerisinde, yani bu benim şahsi görüşüm, 7-8 tanesi Kırıkkale'ye selam vermeyecek insanlar. Tanıdığımız için dolayısıyla partinin kimin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Turan Bey vekilimizi de 500 nüfuslu ilçe TOKİ yaptı da biz 4200 nüfusluya alamadık yani. Buraya yapalım. TOKİ'yi maalesef o tarafa kaydım. Mustafa Bey. Evet. Hiçbir şey yapmadı. Yani. Gelmedi ki yapsın. Şey gelme adaya da. Adaya da. Sayın Vekilim şöyle diyeyim. Baştan da bu olay geçer. İş alanı getirmiş Turan Bey. Araziyi gezmeye gidiyoruz. Kırıkkale'den de bir katastrofacı almış yanına. Şöyle bir baktı, o katastrofacı diyor ki, efendim diyor, bura komple hazine diyor, Kızılırman kenarı. Dedim ya sen ne diyorsun ya? Bizim dedelerimizin tapulu tarlası senin hazine dediğin alan diyor. Bizim o mocağın o alanı komple bura hazine efendim diyor. Sen herhalde 36 kayıtlarına bakarak diyorsun mahkemeyle, hani daha sonra mahkemeyle kayıtlar kapılar alır ya. Olsa hesap edirler mi?